Merhaba sevgili gençler. Ben Bilgisarmaal Yayınları Matematik Yazarlarından Hüseyin Uçar. TYT Türkiye geneli deneme sınavlarımızdan üçüncüsünün geometri sorularını birlikte inceleyeceğiz. Umarım sınavınız iyi geçmiştir sevgili gençler. Şimdi hazırsanız soruları birlikte çözelim. Sahnemizi değiştirelim. 31. sorumuzla başlayalım sevgili arkadaşlar. Burada diyor ki dikdörtgen biçimindeki bir kağıt var ve bu dikdörtgen biçimindeki her kağıttaki satır çizgileri birbirlerine paralel ve biz ABC biçimindeki bir üçgeni bu kağıdın üzerine koyduk. A köşesi, B köşesi satırların, C köşesi de kağıdın üst kenarında imiş. Bu şekilde konumlandırılmış bir üçgenden bahsediyor ve daha sonra şu kısım bizim için önemli çünkü soruyu çözdürecek olan kısım burası arkadaşlar. Daha sonra bazı işlemler uyguluyoruz demiş. Şimdi o işlemleri birlikte inceleyelim. Diyor ki ABC üçgeni biçimindeki kağıt A köşesi etrafında negatif yönde 20 derece döndürüldüğünde yani şuradayız sevgili gençler A köşesi etrafında negatif yönde 20 derece döndürüldüğünde B köşesi ile A köşesi aynı satır üzerinde demiş. Şimdi bu cümleden biz ne anlıyoruz sevgili gençler? Negatif yön dediğimiz bir kere saat yönüydü hatırlarsanız. Şimdi ben bu üçgeni A köşesi etrafında 20 derece bu şekilde döndürdüğümde döndürdüğümde ne oluyormuş? B ile A aynı satırda oluyormuş. Yani şu satırda oluyormuş. Bu şu demektir sevgili gençler. Hemen biraz büyütüp çizmiştim. Demek ki A ile B şuradaki aynı satıra geliyormuş. Kaç derece döndürmüştüm? 20 derece. O zaman şurası mecburen ne olmak zorunda arkadaşlar? 20 derece. Bakın şu maviye boyadığım açı. Devam ediyorum hemen cümleme. Diyor ki bunun yerine C köşesi etrafında pozitif yönde. Şuradayız arkadaşlar. C köşesi etrafında pozitif yönde 60 derece döndürüldüğünde B köşesi C köşesinin bulunduğu üst kenarın üzerine geliyor pozitif yönde biliyorsunuz buranın ters arkadaşlar saat yönü ters. E ben şimdi tutuyorum. Bu sefer döndürmeyi C köşesi etrafında yapıyorum ve C köşesi etrafında 60 derece döndürünce B köşesi bakın şuradaki üst kenara geliyormuş. He. O zaman hocam burası da 60 derece olmak zorunda. Şimdi burada da hem fikriz. Peki şu siyahla çizdiklerin birbirlerine paralel. Peki şimdi hatırla. İki tane paralel doğru için Şöyle çizeyim. İki tane paralel doğru için bizim bir M kuralımız vardı. M kuralımız ne diyordu? Eğer şurası alfa, şurası beta ise bu durumda buradaki açımız alfa artı beta. Hemen şimdi bak buraya. Şöyle kırmızıyla. Bak şurada bir M var değil mi? Az önce bahsettiğim M var. Bu M'ye baktığın zaman aslında şuradaki 60 derecelik açıyla buradaki 20 derecelik açıyı topladığımda bakın şuradaki B açısını verecek bize. Yani 80 derece. E hocam Şuradaki bilgide ise bize AC eşittir AB demiş. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirlerine eşit. E, bu durumda ikiz kenar üçgende taban açıları birbirlerine eşit olacağından dolayı e, buradaki açımız da 80 derece olacak. E, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. E, o zaman 80 80 daha 160 hocam. 180'e varmaya ne var? 20 derece var. Ha demek ki alfa 20 dereceymiş sevgili gençler. Yani birinci sorumuzun çözümü geometride A seçeneğimiz sevgili arkadaşlar. Hazırsanız ikinci soruya geçelim. Yani 32. sorudayız. Bu soruda ise dik üçgen şeklindeki bir karton ile eş olan maksimum sayıda karton. Bakın burası çok önemli sevgili gençler. Maksimum sayıda karton kullanacakmışız. Onu unutmayalım. Maksimum sayıda karton açı ölçüleri aynı olan köşeleri çakıştırılıp kenarlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde birleştirilecektir demiş. Bu işlem dik üçgenlerin dik olmayan açıları için aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yapıldığında Birinci şekilde yani şekil 1'de sevgili gençler 8 tane. İkinci şekilde ise yani şekil 2'de x tane karton kullanılıp sırasıyla 24 derece ve alfa derecelik açılar elde edilmiş sevgili gençler. Şimdi burada aşağıda diyor ama şuradaki kısımda ben iyi anlayasınız diye sevgili gençler biraz şekilleri büyütüp böyle sağ tarafa aldım. Şimdi soruya devam ediyorum. Diyorum ki ben buna göre x alfa sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir. Şimdi ben diyorum ki sevgili gençler birincisinde şuradaki açıların birbirlerine eş olduğunu biliyorum. Ben buralara alfa diyorum. Alfa 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 alfa. Kaç tane alfa var burada? 8 tane kullanıldığına göre 8 alfa. 8 ile 24 dereceyi topladığımda aslında şurada bir tam açı elde ediyorum. Yani 360 derece. Bu durumda bu ikisinin toplamı 360 olmalı. E hocam 24'ü karşıya atarsak 8 alfa eşittir 336 yapacak. her tarafı 8 sadeleştirirsek hocam alfa eşittir 42 yapacak. 8 kere 40 320 16 kalıyor 42 diyelim. Ha hocam alfa 42 derece ve bu dik üçgen biçimindeki kartonlardan birinin açısı 42 ise o halde diğerinin açısı 90'a tamamlayan ne olmalı 48. Demek ki ikinci şekilde kullandığımız buradaki açılar 48'er derece e hocam bu 48'den kaç tane kullanacağız? 48'den kaç tane kullanmışız? X tane kullanmışız. Onun için diyorum ki ben buradaki tam açının 360 derece yapan bu açıların toplamını şöyle yazabilirim. 48 çarpı x tane karton kullandığımız için 48x açı oradan gelecek. Bir de şuradaki alfa açısı var. O halde artı alfa eşittir 360 diyorum. Şimdi burayı sağlayan epey değer var. Fakat arkadaşlar biz maksimum sayıda kullandığımız için kullanabileceğimiz en çok sayıda kartonu soruyoruz. Kendi kendime diyorum ki eğer burası 8 olursa 8 kere 4 32 yani 320. 8 kere 8 64 384. Yani hocam burası 360 dereceyi geçiyor. O halde burada maksimum kullanacağım karton sayısı 7 olmalı. Yani 48 açıları var ya onlardan 7 tane en fazla kullanabilirim. E bu durumda hemen toplayalım. 7 kere 4 28 yani 280. 7 kere 8 56 hocam 336 mı yaptı? Aynen 336 yaptı. E artı alfa dediğim açı eşittir 360 olmalı. E bu durumda sevgili gençler 336'yı karşıya atarsak alfa eşittir 24 gelmeli. Yani bizim burada 7 tane kartonumuz varmış. Dolayısıyla x eşittir 7'ymiş. Alfa ise 24'müş sevgili gençler. E bize de bu x alfa sıraları ikilisini sormuş. Demek ki cevabımız C seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. 32'nin soruyu da bitirdiğimize göre hemen 33. soruya geçelim. 33. soruda 6 birim ve 10 birim uzunluğunda kırmızı renkli iki çubuk verilmiş. Ve Uzunlukları birim cinsinden 1'den x'e kadar olan ardışık tam sayılardan oluşan mavi renkli çubuklar da verilmiş. Musa kırmızı renkli çubukların ikisiyle mavi renkli çubuklardan bir tanesini birleştirerek kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgenler elde etmek istiyormuş. Fakat Musa'nın elindeki kırmızı çubukların ikisi de orta noktalarından kırılmış. Buna göre Musa elindeki kırmızı renkli dört çubuktan iki tanesiyle mavi renkli çubuklardan da bir tanesini birleştirerek kenar uzunlukları birle birbirinden farklı olan 2 tane üçgen oluşturabildiğine göre demiş. Şimdi sadece 2 tane üçgen oluşturabiliyormuşuz. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi bunlar orta noktalarından kırıldığına göre sevgili gençler. Şu 6 birim ve 10 birim. Demek ki benim kırmızı çubuklardan elimde 3, 3, 5 ve 5 birim uzunluğunda 4 tane çubuk var. Fakat ben kenar uzunlukları birbirinden farklı olsun istediğim için haliyle kırmızı çubuklardan 2 tane alacaksam bir tanesini 3 bir tanesini de 5 almalıyım. Şimdi üçgen oluşturduğumda birisi 3 birim, birisi 5 birim. Buradaki uzunluğu ise bilmiyorum. Ben buna A diyeyim. E üçgen eşitsizliğini hatırlayın sevgili gençler. Buradaki A için 5 ile 3'ün toplamından daha küçük yani 8'den daha küçük, 5 ile 3'ün farkının mutlak değerinden yani 2'den de daha büyük olduğunu biliyordum. E bu durumda A dediğim değerler buradaki eşitsizliğe bakınca 3, 4, 5, 6 ya da 7 olabilir. Ancak ben burada e kenar uzunlukları farklı dediğine göre 3'ü kullanamam. 5'i de kullanamam çünkü diğer iki kenarım 3 ve 5. Buna göre 4, 6 ve 7'yi kullanabilirim. Ancak bana iki farklı üçgen oluşturabildiğine göre demiş. Eğer ki arkadaşlar buradaki x 7 olmuş olsaydı 3 tane oluşturabilirdim. Demek ki x en fazla 6 birime kadar gidebilir. Yani ben 2 tane oluşturdu oluşturduğuma göre mavileri kullanarak x'lerden en fazla 6 birim uzunluğunda çubuğum var demektir. Eğer ki x daha büyük bir sayı olursa bu sefer 3 farklı üçgen oluşturabilirdim. 2 tane oluşturabildiğime göre sevgili gençler demek ki x 6 olmalı. Yani bir sınırlama getirilmeli. Özür dilerim. O halde yanıtımız ne olacak? B seçeneği sevgili gençler. Hemen kopmayın. 34. soruya geçelim sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda 7.2 metre uzunluğunda, kalınlığı önemsiz bir demir çubuk 5 metre yükseklikte tavana paralel olarak asılmış sevgili gençler. Ve C noktasındaki halat sabit kalacak biçimde. Şu kısmında şu kısmı okuyorum sevgili gençler. A ucunun zeminden yüksekliği 6 metreye çıkarıldığında B ucunun zeminden yüksekliği 2 metre oluyormuş. Buna göre BC parçasının uzunluğu kaç metredir? Güzel bir benzerlik sorusu. Şimdi buradaki A noktası demek ki halat kısaldığına göre halat kısalmış ki 6 metreye çıkmış. Şöyle C noktası sabit olacak şekilde şöyle çizelim sevgili gençler. Hatta biraz da şurayı küçültelim. Şimdi burada artık A noktasının yeni konumu burası. B noktasının yeni konumu burası. Buradaki yüksekliğimizin 2 olduğunu buradaki yüksekliğimiz ise arkadaşlar 6 olduğunu söylüyor. Hatta bunları daha güzel çizelim sevgili arkadaşlar. Şuradaki yüksekliğimiz bizim için 6. Buradaki yüksekliğimiz ise bizim için 2. Zemine yüksekliği. E C'nin de hocam 5'ti zaten. Onu da şöyle çizelim. Şimdi burada benzerliği nasıl uygulayacağız? Birazdan bakalım. Şimdi ben buraya 2 diyorum. Buranın 5 olduğunu ve buranın 6 olduğunu unutma şimdi. Hemen diyorum ki şuradan gel birlikte şuradan bir benzerlik için şu diki devam ettirelim. Ve buraların 2, 2 olduğunu biliyorum. C noktası 5 metre yükseklikteydi o zaman buraya 3 kaldı. E A noktası 6 metre yükseklikteydi o zaman buraya 4 kaldı. Şimdi bu benzerliği uygulayabilmek için hemen yan tarafa sana buranın hazır çizilmiş halini getiriyorum. Bak burada diyorum ki burası 4 birim burası da 3 birim. Tamam hocam sonrası nedir? Sonrası e ben bu çubuğun 7.2 metre uzunluğunda olduğunu biliyorum. Bu iki üçgen birbirlerine benzer. E benzerlik uyguladığımda sevgili gençler bakın oran, benzerlik oranı 3'e 4 olmalı. E o zaman hipotenüslerindeki oran da 3'e 4 olmalı. Yani burası 3K ise burası da ne olmalı arkadaşlar? 4K olmalı. Bu durumda şöyle yazabiliriz biz buraya. Buradaki uzunluk 3K, buradaki uzunluk da K kadar. E burası A noktasıydı, burası da B noktasıydı, şurası da C noktası. E sevgili gençler 4K'nın tamamı çubuğun uzunluğuna eşit. Yani 4K ne olmak zorunda? 7.2 metre. E o zaman her tarafı 4'e bölerim hocam. 1.8. E bana neyi soruyor hocam? BC'yi soruyor. Yani 3K. Yı. E o zaman 3 ile çarpalım bu K'yı. Yani 1.8 çarpı 3. 18 kere 3. 54 olduğuna göre 5.4 5 yapacak. Yani yanıtımız arkadaşlar. E seçeneği gelecek. 34. soruda hemen kopma 35. soruya birlikte bakalım sevgili gençler. Bu soruda dik üçgen biçimindeki bir kağıt dik kenarlarından birbirine paralel olacak ve diğer dik kenarı iki eş parçaya ayıracak şekilde aşağıdaki gibi boyanıp kesiliyor demiş sevgili arkadaşlar. Yani şuradaki şekilden bahsediyor bize. Hatta kalem alıp şöyle göstereyim. Bu şekilden bahsediyor. Elde edilen dik üçgen biçimindeki mavi renge boyalı parça sağa doğru 2 birim ötelendiğinde yani arkadaşlar şurası 2 birim bu tarafa kaymış. 2 birim ötelendiğinde Paralel olan kenarlardan ikisi arasındaki uzaklık buradaki gibi 1 oluyormuş. Güzel. Şuranın 2 olduğunu biliyoruz. Buranın da 1 olduğunu biliyoruz. Son durumda sarı renkli görünen bölgenin alanı yani şuradaki kısım şu an maviye taradığım kısım 38 birim kare olduğuna göre mavi bölgenin yani ilk buradaki görünen parçanın alanı kaç birim karedir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi soruyu anladığımıza göre ilk hamlemizi yapalım. Hocam bir kere bu iki birim sağa ötelendiğinde şurası bir birimdi. Yani şuradaki uzunluğumuz bizim için üç birim. Şimdi kopma buradan. Bu ne işe yarayacak? Bu şuranın üç birim olduğunu söylüyor. E o zaman burası da üç birim olacak sevgili gençler. Hemen bak dikkat şimdi ne yapıyorum ben? Şimdi şu kırmızıyla 90'dan tam olarak burayı birleştiriyorum. Bazen ikiz kenar üçgenleri gizler arkadaşlar bize. Bakın burada dikinmiş ve iki eşit parçaya ayırmış tabanı. Demek ki bu ikiz kenar üçgen. Yani bu arkadaşım da bu arkadaşım birbirlerine eşit. Ah hocam burada bir 90'dan inmiş ve bu ikisi birbirlerine eşit olmuş. E aslında bu muhteşem üçlü değil mi sevgili gençler? Yani burası da mutlaka eşit olacak. Bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk birbirlerine eşitmiş efendim. Peki hocam ne işimize yaradı? Dikkat! Ben buradaki sarı bölgenin alanına nasıl geçeceğim? Ben diyorum ki şurayı şöyle tamamladığımı düşün. Benzerlik oranından da gidebiliriz de. Hemen anlayın diye benzerlik oranından gitmeyeceğim. Şimdi madem şurası 3 birimdi. 2 birim kaydı. O halde buraya bir kere 1 bir birim kaldı. Doğru mu? Doğru hocam. Ben diyorum ki ya alan parçalamadan gideyim. Burası 90. 1'e 2. O halde şurası K ise burası da 2K olacaktır. 1'e 2 oranında bölmüş çünkü. Ee, yine burada paralel. Paralelse o halde 1'e k düşmüşse 2'ye 2k düşecek sevgili gençler. Hangisi paralel olacağım? Bakın şu arkadaşla şu arkadaş birbirlerine paralel. Şimdi diyorum ki ben ben buradan şurayı bölersem hatta orayı da yine düzgün bölelim. İşimizi düzgün yapalım. Burayı böldüğümde şu kırmızıyla tabanları Oranı bize yükseklikleri eşit üçgende alanlar oranını vermiyor muydu arkadaşlar? Mesela diyelim ki burası M birim, burası 3M birim. Şu durumda M'ye S kadar alan düşmüşse buraya ne kadar düşecekti? 3S. Bak tamamen buradan gideceğiz. Diyorum ki şuradaki üçgene odaklan şimdi. 1'e 2 oran var. O zaman ben buraya S düşmüş dersem buraya 2S düşmüş derim hocam. Şimdi büyük olan üçgene yani şuraya odaklan bakayım. Tabanlar şurada. Bir K taban var bir de 2K taban var. K'ya 3s düşmüş. E k'ya 3s düştüğüne göre 2k'ya 6s düşecek sevgili arkadaşlar. Alan paylaşımı yapıyorum sadece. Ha hocam 6, 2 daha 8, 1 daha 9. Demek ki bu arkadaşın alanı 9s'miş. E o zaman hocam buranın da alanı 9s. Çünkü bu x birbirlerine eşit. İkiz kenar üçgen dik inmiş. 2 eş bölgeye ayırmış. E şimdi burada bak bakayım şurada. Büyük üçgende. E bunların tabanları eşit mi? Eşit hocam. E bu durumda şu arkadaşımız 18s düşmüşse bu arkadaşımıza da 18S düşecek. O zaman yazalım. 18S. He hocam. O zaman sarı bölge normalde 18S. 9S'ten 27S'ti. Ama tuttuk biz burada 6, 2 daha 8S'ini mavi yaptık. O halde buradan 8S çıkarttığımızda toplam 19S kalacak görünen sarı kısım. Yani şurası 19S'miş sevgili gençler. E peki bu ne eşitmiş hocam? 38. O halde S dediğim 2. E bana neyi soruyor sevgili genç? 9 soruyor, soruyor. E o halde arkadaşlar 9 çarpı 2'den yanıtımız 18. Yani B seçeneği olacak bu soruda. Burada şöyle de gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şuradaki kısımdan bahsediyorum. Şimdi burada benzerlik oranının karesi biliyorsunuz alanlar oranıydı. Benzer üçgenlerde. Buradaki benzerlik oranı 1'e 3. E o halde 1 bölü 3'ün karesi. Yani alanlar oranı 1 bölü 9 derdiniz. Ve derdiniz ki hocam işte demek ki şu üçgene S düşüyorsa büyük üçgene 9S düşecek. Dolayısıyla burası 8S olacak derdiniz. Alan parçalamadan da yapabilirdiniz arkadaşlar. Daha sonra burada 9S'e 9S ve yine 18S düşer deyip hesaplama yapabilirdiniz. Yanıtımız B seçeneği sevgili arkadaşlar. Soru güzel bir soruydu. Şimdi hazırsanız 36. soruya geçelim. Sorumuzu birlikte okuyalım. Renkleri dışında özdeş olan mavi ve gri renkli kare şeklindeki kartonlar birer kenarları tamamen çakışacak biçimde birleştirilerek çevre uzunluğu 32 birim olan birin şekil elde edilmiştir. Hocam çevre uzunluğu 32 birimse o halde ben şöyle yazabilirim. Buranın a olduğunu, buranın a olduğunu, buranın a olduğunu, buranın a olduğunu, buranın, buranın, buranın ve buranın a olduğunu biliyorsam bu durumda 8 tane a eşittir 32 demeliyim. Yani A eşittir 4 demeliyim sevgili gençler. Ha, bu karelerin bir kenar uzunluğu 4 birimmiş sevgili arkadaşlar. Yani şurada 4, burası 4, burası 4, 4. Uzun uzun diye yazıyorum ki şimdi birazdan lazım olacak. Şurası da 4. Şimdi diyor ki buradaki kısımda birinci şekildeki gri renkli karton ok ile gösterilen yönde bir miktar ötelendikten sonra ikinci şekil aşağıdaki gibi olup Yeni çevre uzunluğumuz 40 birim olarak hesaplanmış. Buna göre kırmızı doğruların uzunluklarını soruyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler dikkatle beni dinle. Ben diyorum ki buradaki griyi diyelim ki x birim kaydırmış olalım. Bu durumda aslında şurası da x birim olmayacak mı? E şurası x birim ve burası da x birim. Tam olarak zaten az önceki çevreye yeni eklenenler bunlar değil mi? Bak zaten şunları hesaplamıştım az önce değil mi? Bu şeklin çevresinde farklı olarak bir x buradan geldi. Bir x buradan, bir x buradan, bir de x buradan. Yani toplamda biz 32'ye 4 tane x ekledik. Ve sonucu kaç bulduk arkadaşlar? 40. O zaman 32'yi karşıya atarsak 4 x eşittir 8. Ve buradan da x eşittir 2 gelecektir. He, demek ki buradaki uzunluklar 2 birimmiş. Yani şuralar 2 birimmiş. Yani biz bunu 2 birim ötelemişiz sevgili gençler. E, bu durumda hemen kopma benden. Şu an kırmızıyla çizdiğim dik üçgene birlikte bakalım. Kırmızıyla çizdiğim dik üçgende şuradaki uzunluk 4 birim buradan 4 birim buradan 8. Yani biz bir dik üçgen elde ettik arkadaşlar orada dikkat ederseniz. Ve bu dik üçgende alt dik kenarı 8 bulmuşuz. Burasını da 2 birim ötelediğimize göre yani şurası 2 birim olduğuna göre 2 birim 4 birim de şu kısım. O halde burası da arkadaşlar 6 birim olacaktır. E 6 8 10 üçgen hocam. E AB veya DC. Bunlar birbirlerine eşit zaten. bir tanesi 10 olduğuna göre diğeri de mecburen 10 olacak sevgili gençler. Ve yanıtımız 10, 10 daha 20 olan D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Şurada yazalım da nereden geldiğini. 10, 10 daha 20 yani yanıtımız D seçeneği sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim efendim. Bu sorumuz da güzel bir sorumuz sevgili gençler dikkatle beni dinleyin biraz işlemli bir soru bir de konu tekrarı yapacağız. Onun için biraz uzun sürebilir ama kopma bak senin iyiliğin için bunu çözüyorum bu şekilde konu anlatarak. Şimdi öncelikle bize bir tane karton verilmiş yamuk biçiminde ve demiş ki birinci durumda demiş bu kartonun bir yüzünü iki aşa aş olacak şekilde bir iki tane yamuksal bölgeye ayırıyorum ve bir tanesini sarıya boyuyorum demiş. Tamam. Daha sonra arkasını çevirdiğimde de demiş arkasını da demiş şöyle yine iki tane yamuksal bölgeye çeviriyorum ama bunlardan bir tanesini maviye boyuyorum demiş. Önemli cümle şurası bak. Birinci şekildeki sarı renge boyalı bölgenin alanı ile ikinci şekildeki mavi renge boyalı bölgenin alanı birbirlerine eşittir. Şimdi buradan soruyu çözeceğiz. Bize verilen bazı bilgiler var. 8 birim ve 2 birim. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi sevgili gençler dikkatle dinleyin. Öncelikle siz şurada benzerlik yapabilirsiniz. Dersiniz ki. Hocam hani bu şuradaki tabanı bulabilmek için. Dersiniz ki hocam hocam burası 2 burası da 2. Hocam buraya 6 kaldı. Hocam 3 aşağı 6 düşerse 2 aşağı 4 düşer. E burası da 2 idi 4 2 daha ne oldu 6. Şimdi böyle bulabilirsiniz ancak ben burada e, özellikle yamukta benzerlik kullanırken değişimden gitmenizi rica ediyorum. Nasıl? Mesela burası 2 burası 8. Kaç artmış? 6 artmış. Nerede? 3 haş mesafede. Yani biz... Dikeyde 3 haş ilerlediğimizde 3 haş gittiğimizde yatayda 6 artış yaşanmış. O zaman 3 haşta 6 artmışsa haşta 2 artar. Yani 2 haşta da 4 artar. Hocam dikeyde 2H 2 haş ilerlediğimde 2'nin 4 artması lazım. Yani ne olacak burası 6. Şimdi ben bunu mantıklı olarak şu an anlatıyorum. E ama bunları yazarak anlatıyorum. Sen ne yapacaksın bundan sonraki sorularda? Hemen diyeceksin ki hiç kafadan hiçbir şey yazmadan. Hocam 2'den 8'e 6 artmış. Aa, 3'de 6 artmış. 2'de 4 artar. O zaman 2'ye 4 ekle Direkt burasını 6 olarak yazacaksın. Tabi biraz daha güzel yazabilirsin. Şimdi buraya 6 bulduk da ne işe yaradı hocam? Artık alanlar oranını bulduk. Neden? Çünkü hem yüksekliğini biliyorum bunların hem de taban ve tabanını biliyorum. Yani alt taban ve üst tabanını biliyorum herhangi iki yamuğun. Mesela şu an mavi ile taradığım yamuğa bakalım. Buranın alanı için orta taban çarpı yükseklik diyorduk. Yani 6 artı 2 8. 8'i 2'ye böl 4. Buranın yüksekliği ne hocam? 2H. 4 kere 2 8H. Demek ki burası 8 de orantılı. Şimdi bakalım buraya. 6, 8, 14 bölü 2'ye 7. E buranın yüksekliği de H. 7 çarpı H'dan 7H. Ha, demek ki burası da 7 ile orantılı. Yani 7 A olacak. Şimdi madem sarıyla mavi birbirlerine eşit. O halde buradaki alan da 7 A olacak. E bu aynı kartondan bahsediyorum. E demek ki orada da burası 8A olacak. Yani beyaz olan kısım 8A olacak. Şimdi ben bunu sizin için ters çevirdim. Çünkü benzerlikle alan e, bağıntısı var. Onu size hatırlatmam lazım. Öncelikle yazalım. Şuranın e, hangi renkle yazalım oraya? Kırmızı ile yazalım. Şuranın 8A olduğunu biliyoruz sevgili gençler. Alan olarak buranın da 7A olduğunu biliyoruz. Şimdi dikkatlerini benden ayırma. Hemen bir hatırlatma yapacağım. Üçgende hatırlarsan benzerlik oranının karesi alanlar oranını veriyordu. Mesela diyelim ki şurası K olsun. Burası da işte 4K olsun. 4K olsun. Bu durumda diyorum ki bu ikisi birbirlerine paralelse bu iki üçgen birbirlerine benzerdir. Yani şu büyük üçgen ne? Şu küçük üçgen benzerdi. E burada benzerlik oranları K'ya 4K. Yani 1 bölü 4'tü. O zaman 1 bölü 4'ün karesi alanlar oranını veriyordu. Yani 1 bölü 16. Ha, demek ki küçük üçgenin alanına 1A dersek büyük üçgenin alanına 16A diyeceğiz. A kadarı burada olduğuna göre geriye ne kadar kalacak? 15'e kadar kalacak diye yazıyorduk hatırlarsanız. Aslında tam da buranın örneğini verdim. Ee, hem de anlatımda kolaylık olsun diye. Şimdi burayı arkadaşlar. Şimdi bu hatırlatmaydı. Burayı şöyle siliyorum. Şimdi burada sevgili gençler ben diyorum ki. Bu üçgeni şöyle tamamlıyorum bak. Şöyle tamamladım. Şöyle. Burayı da şöyle tamamladım. Buradan tamamladım. Burada Yamuk olduğu için bir benzerlik kullanacağız. Yani şu arkadaş, şu arkadaş ve şu arkadaş birbirlerine paralel. Az önce anlattığım durum gibi tam olarak böyle değil Şimdi bak burası 15A. Bak şimdi şuranın 2 olduğunu biliyorum. Buranın 8 olduğunu biliyorum. Yani oran 1'e 4 değil mi? 1'e e 4 ise benzerlik oranından A'ya 15A olmalı. E o halde şurası A kadar olmalı. Çünkü zaten bu kısım bizim için 15A. Yani şuranın tamamı 15A. Az önce tekrar ediyorum bak anlamayanlar için. Az önce 1'e 4'te biz ne bulduk? A'ya 15A bulmuştuk değil mi? E şimdi burada da aynısı var. Hani nereden geldi hocam diye sorgulamayın. Paralel benzerlikten geldi. E şimdi bu durumda bana şu X lazım. E o halde ben sadece şu üçgeni kullanacağım. Şu an kırmızıya çizdiğim üçgeni kullanıyorum. Bak bana lütfen. Şurayı kullanıyorum. Burası, burası ve burası. Şimdi hocam orada neyi kullanacağız? E, hocam burada A düşmüş. Şu üçgende 8A düşmüş. Alanlar oranı A bölü 8A. Bize neyi vermek zorunda? Benzerlik oranının karesini vermesi lazım. Benzerlik oranı ne? 2'ye x. Yani 2 bölü x. Hocam bunun karesini verecek. E bu durumda şu a'lar birbirlerini sadeleştirsin efendim. 1 bölü 8 eşittir. 4 bölü x kare diyelim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum sevgili genç. x kare eşittir 4 çarpı 8'den 32 geliyor efendim. Hocam o nasıl 2? Haklısınız gençler. Şurasına 2 yapalım. Her tarafın kare kökünü alırsak x eşittir 16 çarpı 2'nin kareköküdür. Yani 16 kök dışına 4 diye çıkar. 4 kök 2 olur sevgili arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak. Bu sorumuz da gayet güzel bir soruydu bize benzerliği tekrar ettirdi. Kısa bir metot gösterdi. Umarım faydalı olmuştur. Hemen kopmayın. 38. Soru, 38. soruya geçerim efendim. Bu soruda sevgili gençler bir kenarın uzunluğu A birim olan düzgün bir altıgenin alanını size burada vermişiz. Ve hemen altında da demişiz ki bir tane düzgün altıgen var elimizde ve bunun alanı 24 kök 3 birim kare. O zaman ne yapacağız hemen diyeceğiz ki hocam 6 tane A kare kök 3 bölü 4 dediğimiz arkadaş aslında 24 kök eşit ki buradan bizim verdiğimiz yani şuradaki düzgün altıgenin bir kenar uzunluğunu bulalım. 6 ile sadeleştirdiğimiz hocam 4. Buradaki kök 3'leri sadeleştirdik hocam. 4'ü karşıya attık hocam. A kare eşittir 16. Buradan A eşittir 4 gelecek. Demek ki bizim düzgün altıgenimizin bir kenar uzunluğu 4'tü. Düzgün altıgen de hatırlayın. Bu kenar uzunluğu aslında bir kenar uzunluğunun iki katıydı. Yani şurası 8. Hani buradaki köşegen uzunluğu diyelim. D2 doğrusunun oluşturduğu köşegen uzunluğu bir kenarın uzunluğunun iki katıydı. 8 ve hatta şuradaki açıları da yerleştirirsek buranın 30 derece olduğunu biliyordum ben. Buranın 30 derece olduğunu biliyordum. İşte şurası düzgün altıgenin bir iç açısını 120 olduğunu bildiğinize göre buranın 90 olduğunu, buranın 60 60 böldüğünü zaten genel olarak bir düzgün altıgen bilgisine sahip olan herkes bilmesi gerekir. Şimdi e, buranın 4 olduğunu, buranın 4 3 olduğunu biliyorum. Şimdi biz bu parçaları D1, D2, D3 doğrusuyla kesmişiz. Ve sonra aşağıda birleştirip bir paralel kenar elde etmişiz. Onu da yukarıya gösterdim zaten. Şimdi aslında parçalar çok belli. Bak şu an şöyle kırmızıyla boyadığım parça 30-30-120 üçgeni. Bakın o burada. Bir tanesi de burada. E, diğer taraftan şu an maviyle boyadığım bu üçgen. O da burada arkadaşlar. Diğeri de burada. Şimdi burada hemen şunlara bakacağız. Ben şuranın 4 birim olduğunu biliyorum. Buranın 4 birim olduğunu biliyorum. Buranın 4 olduğunu biliyorum. Buranın 4 olduğunu biliyorum. Peki burası 8 mi yoksa 4 kök 3 mü? Yani belki onda kararsız kalabilirsiniz. O da çok belli ama yine de söyleyelim. Şimdi hemen açıları yerleştirelim güzel insanlar. 30 diyorum buraya. Buraya da 30 diyorum cancağızım. Hemen buraya da hocam şurası 120 olduğuna göre 120 olduğuna göre buraya da 30 kaldı. Buranın 4 kökücü olduğunu biliyorum. E burası da 4. Çünkü şu parçalardan 30'un karşısı. Şurası da 30 derece. 30'un karşısının 4 olduğunu biliyorum. Buranın 4 kökçü olduğunu biliyorum. Niye? 30, 30, 120 üçgeni. E mecburen buraya ne kaldı arkadaşlar? 8. E burası da 8. E 12 burası. 12 burası hocam 24. 4 burası. 4 burası 8 hocam. 24 artı 8'den cevabımız ne gelecek o halde sevgili gençler? 32. Yani yanıtımız e seçeneği efendim. Hemen kopmayın 39. ve 40. soruları çözelim. Bu sorumuzda da kare dik prizma şeklindeki içi dolu bir bloğun tabanla paralel olacak şekilde kesilerek bir küp iki parça ayrıldığını söylemiş sevgili gençler. Ben yan tarafta biraz canlandırmaya çalıştım kafanızda. Küpün hacmi diğer parçanın hacminin iki katı olduğuna göre bu cümlemiz önemli. Bak küpün hacmi Diğer parçanın hacminin 2 katı olduğuna göre. Şimdi bunların taban alanları aynı değil mi sevgili arkadaşlar? Taban alanları aynı olduğuna göre bu dik prizmalarda hacmi etkileyecek diğer boyut nedir? Yükseklik. Biri diğerinin 2 katı olduğuna göre demek ki yüksekliklerde 1'e 2 oran olmalı. Yani K'ya 2K olmalı. Ya da hatta K'ya 2K'yı da atalım. Direkt 1'e 2 diyelim. Çünkü zaten oran soruyor. Daha sonra neyi sormuş bize? Küpün yüzey alanının diğer parçanın yüzey alanına oranını sormuş. Ben de diyorum ki 1'e 2 verdiğimizde Alttaki küp olacak çünkü küpün hacmi diğerinin iki katı. E o halde buradaki ayrıtlarımız da 2, 2, 2, 2 gibi olacak. Şurası 1, şuranın da 2 olduğunu biliyorum. Şimdi bize diyor ki küpün yüzey alanının diğer parçaların yüzey alanı. Küpün 6 tane yüzü var ve her bir yüzünün alanı birbirlerine eşit. 2 kere 2, 4. O halde küpün yüzey, alay, yüzey alanı, küp yüzey alan diyelim. 6 çarpı 2 kere 2, 4. Yani 6 tane 4'lük yüzey var. 6 kere 4. Peki diğeri ne? Diğer parçanın yüzey alanı. Biz ona diğer parça diyelim. Diğer parça yüzey alan. Bunu istiyorum. Şu eşittir de yanlış yere yazmışız arkadaşlar. Şöyle biraz daha düzgün olsun matematiksel ifade edelim. Şu eşittir hemen şuraya alalım. Şu an bu oranı istiyorum ben size. Diğerinin diğer parça dediği ise arkadaşlar şu an bakın yeşille taradım. Şimdi 1 buranın 2 kere 2 4 buradan tabanı var. Buradan da alt tabanı var. 4, 4, 4, 8 etti. Peki hocam buranın bir de yan yüzeyleri var. Yan yüzeyleri 1'e 2 olduğundan her bir yan yüzey 2. Kaç tane yan yüzey var hocam? 4 tane. O zaman 4 çarpı 2 yan yüzeylerden gelecek. Taban ve üst tabandan 4, 4 daha 8 gelecek. Ve toplamda 8, 8 daha 16 olacak. Ha, demek ki diğer parçanın yüzey alanı da 16'ymiş e, 6 kere 4 24'tü. 24. 24 bölü 16. Biz bunu 8 ile sadeleştirirsek gençler 3 bölü 2 elde ederiz. Yani yanıtımız B seçeneği olur efendim hemen diğer sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Ve son soruyla sizlerle birlikteyiz sevgili gençler. Üst üste konulmuş iki tane silindir ve bir tane küpün üstten görünümü aşağıdaki gibi olup bu cisimlerin yükseklikleri eşittir demiş. Öncelikle hemen şuranın altını çiziyorum. Bu cisimlerin yükseklikleri eşittir kısmı önemli soruyu bize çözdürecek. Küpün alt tabanının köşeleri alttaki silindirin üst tabanının yayı üzerinde bulunurken üst tabanının ayrıtları üstteki silindirin e, alt tabanı yayına teğet durumundadır demiş. Şimdi buradaki açıklama arasında arkadaşlar şu tamamen. Yani diyor ki bak kardeş bu noktalar teğet. Şuradaki noktalarsa bu çemberin yayı üzerinde. Buradaki köşelerse çemberin yayı üzerinde. Aslında bundan bahsetmiş. Zaten şekilde görülüyor ama açıklama güzel olmuş. ÖSYM de böyle yapıyor. Şekildeki sarı renkli bölgenin alanı 9 pi birim kare olduğuna göre. Evet buranın alanı 9 pi birim kareymiş. Buna göre diyor ki silindirin hacmi kaç pi bilim küptür. Şimdi silindiri soruyor. Silindir e, hangi silindir? Kırmızı silindir. Kırmızı silindirse o halde kırmızının taban alanını bulmalıyım. Yani bizim burada gördüğümüz bu büyük dairenin alanını bulmamız için onun için de yarı çapa ihtiyacımız var gençler. E, hocam bilgi olarak ne verilmiş? Bana bilgi olarak buranın yarıçapına işte a dersem e, buranın alanının pi a kare 9 pi olduğu verilmiş. Buradan bir yola çıkalım. Piler birbirlerini götürsün. A kare eşittir 9. Buradan A eşittir 3 gelir efendim. E hocam A'nın 3 gelmesi ne işe yarar? A'nın 3 gelmesi aslında bize buradaki karenin bir kenarını verir aslında bir kenar uzunluğu. Çünkü e, burası 3 birimse burası da 3 birimdir. Ne olacak? 6 birim olacak. E 6 birim dediğim aslında şurası bakın. Şu an beyazla çiziyorum. Burada tüm renkleri kullanmışız. Şurası 6 birim. E burası 6 birim olunca ne oluyor hocam? Burası da 6 birim oluyor. E dolayısıyla biz şu an çizdiğimiz bu köşegen uzunluğunda 6 kök 2 birim buluyoruz. E bu köşegen uzunluğu da zaten diğer büyük olan kırmızı dairenin çapı değil mi? Evet çap hocam. O zaman 3 kök 2, 3 kök 2 ayırmalı. Yani aslında bizim aradığımız dairenin çapı 6 kök 2, yarı çapı 3 kök 2 imiş. E biz peki bir silindirin hacmini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Pire kare çarpı h. E hocam R'sini bulduk. R'si 3 kök 2. Pi çarpı 3 kök 2'nin karesi. E H ne olacak? E H'ı da aslında şuradan bulabiliriz bak. Sonuçta biz bir küpün ayrıtını ne bulduk? 6 birim bulduk. E küpün bütün ayrıtları eşit olduğuna göre yüksekliği de 6. E bu üç cismin yüksekliği birbirlerine eşitse o zaman kırmızının da yüksekliği 6 olmalı. Yani çarpı 6 demeliyiz. O halde pi çarpı 3'ün karesi 9. 9 çarpı 2 çarpı 6'dan ne yapar efendim orası? 54, 108. 108 pi yapıyor. Bize de kaç pi'dir diyor. Onun için seçeneklerde pi olmasına gerek yok. Yani yanıtımız C seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Böylelikle e, TYT'nin geometri sorularını bitirdik arkadaşlar. AYT'nin AYT matematiğinin ilk 10 sorusunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim sevgili arkadaşlar.